Merhaba, bugün sizlerle çok pratik bir tarif yapacağız. Malzemelerimiz bir tane sucuk, 4 yemek kaşığı tam ek salça. Bu salçanın tadını biz çok beğeniyoruz. İçinde katkı da yok. Küçük kutularda bulabiliyoruz. Bozulmadan da hepsini bitirmiş oluyoruz. Salçayı özellikle markasıyla vermek istedim. Çünkü salçaların tatları da birbirlerinden çok farklı olabiliyor. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı da tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ben burada yağı biraz fazla koymuşum çünkü göz kararı koyuyordum. Size tarif verirken fincan da olabilir diye düşündüm ama yarım çay, yarım fincan zeytinyağı daha iyi olacak gibi görünüyor. Biraz fazla yağlı olmuştu benimki. Bunları iyice karıştırıyoruz. Sonra kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine dilimlenmiş ekmeklerimizi diziyoruz. Çocuklar da bu işleri yapmayı çok seviyor. Hep birlikte de yapabilirsiniz. Kolay bir tarif çünkü. Ekmeklerimizi diziyoruz. 12-13 dilim kadar ekmeği salçalamaya yetiyor. Bir çay kaşığı da tuz ekledim. Yarım kaşık kadar salçayı ekmeklerimizi yedirerek sürüyoruz. Bu salçalı tost sevenlerin çok seveceği kolay bir tarif. Biraz daha kalın bir ekmek de kullanabilirsiniz. Tam buğday ekmeği de kullanabilirsiniz. Onlar da çok daha lezzetli de oluyor. Bu arada fırınımızı da açalım. 200 derecede biraz ısınsın. Sucuklarımızı dizmeye başlayabiliriz. Ben Torkun'un sucuğunu tercih ettim. Biraz daha güvenilir geliyor. Sucukları dizmeyi tamamladıktan sonra evde bulunan peynirlerden karıştırarak üzerine koyacağız. İzine peynirini biz çok seviyoruz. Onu ekleyeceğiz. Üzerine de kaşar peyniri serpeceğiz. Ama tabii siz damak tadınıza göre tulum peyniri, kaşar peyniri bir arada kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir peyniri tek başına da kullanabilirsiniz. Beyaz peynir de olabilir. Ben şu an ezine peynir kullanıyorum. Ezine'de tabii koyun peyniri var, inek peyniri var. Ben inek olanını tercih ediyorum. Üzerine de kaşar peynirlerini gezdiriyoruz. Fırına verilmeye hazır. Fırında kaşarlar erimeye başlıyor. Kaşarlar kızardığında fırından çıkarabiliriz. Henüz yeterince kızarmamışlar.
şu an yeterli kızarıklığa ulaşmışlar. Servise hazırlar. Yanına domates, salatalık, zeytin ekleyerek güzel bir kahvaltı tabağı hazırlamış oldum. Afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.